Ali Karahasanoğlu, Amerika eşkıyalarına bu ülkenin liderini hedef gösteren sen değil miydin Can? Önüne konulan çarpıtılmış bilgileri yayınlamakla gazetecilik yaptığını sanan Mitçi Baba'nın oğlu Can Dündar. Kendisine devletin en gizli bilgilerini üstelik çarpıtarak verenlerden yeterli destek alamadığı için olsa gerek, dünkü hainlik casusluk davasının kararını beklerken silahlı saldırıya uğramış. Oysa kendisine MİT tırlarındaki sözüm ona silahların belgesini getiren kahramanlar, duruşma arasında gelip silahlı şov yapan işsiz arkadaşı da haber verseydiler. Bak ne güzel araştırılması gereken her şeyi araştırıyorlar, yanlış yapılan ne varsa haberdar olup önceden yetkilileri uyarıyorlar diyecektim ama MIT haberdar olanlar işsiz Murat'ın silah temin edip Can Dündar için silah şova gelmesinden haberdar olamamışlar. Olamamışlar ki şova inen gerçekleşti. MIT haber servis edenler belki diyeceklerdir ki biz küçük işlere bakmıyoruz, biz tırlarla yollanan büyük silahlarla ilgiliyiz. O zaman çok daha güzel, tırlarla, uçaklarla, gemilerle Suriye'ye Ruslar silah götürüyor, İranlılar silah götürüyor, Amerikalılar silah götürüyor, hiçbirisinden haberdar olamıyoruz ne hikmetse. Sadece Türkmenlere gidecek insani yardım tırlarından haberdar olduk. Onda da bir tır vardı da içindeki insani yardım nasıl olduysa tır dolu silaha dönüşerek haber oldu. Değil mi cansusluğa soyunan hainler? Şu işe bakın, hainlik casusluk suçlaması ile yargılandığı mahkemenin vereceği kararın yazılmasını beklerken, silahlı şova muhatap olan Can Dündar, tabancayı görünce aniden toz oluyor. Oysa yanında işi var. Ankara'daki villayı alırken yarı yarıya ortak olduğu, İstanbul'daki Boğaz'a Nazır villayı alırken yarı yarıya ortak olduğu, CHP'nin kontrolündeki iş bankasından kredi çekerken birbirlerine kefil oldukları eşini bırakıp hemen oradan uzaklaşmaya bakıyor. Hayret. Ki ne hayret. Her şeyde yarı yarıya ortak ama silahı görünce şov amaçlı silah da olsa yarı yarıya ortaklık bitiyor. Eşini silahla adamla baş başa bırakıp toz oluyor. Silahlı şov sonrasında Can Dündar demiş ki, iyiyim sorumlu hedef gösterenlerdir. Vay vay vay. MIT'çinin oğluna bak. Hedef göstermeden bahsedermiş. Oysa kendisi 152 oyla seçilen bu ülkenin cumhurbaşkanını, dünya beşten büyüktür diyerek egemenlere posta koyan bu ülkenin liderini, uluslararası arenadaki çakallara hedef gösterirken, bakın bizim ülkemiz Suriye'deki yapılanmalara silah yolluyor diyerek, hem de iftira atarak hedef göstermenin kralına imza atarken, biz gazetecilik yapıyoruz diyordu. Şimdi 3 kuruşluk makinecikle kendisine yönelik silahlı şov yapılınca, hedef gösterildim diye, Ağlaşıyor. Hedefi gösteren sensin can. Hem de senin hedef göstermen öyle gariban işsiz Muratlara değil, ayağa sıkacağı kurşunu bile şova dönüştürerek şan yapmaya kalkışan Muratlara değil, elinde 3-5 kişinin yaralanmasından dolayı sabıkası olanlara değil, senin hedef göstermen milyonlarca Iraklı Müslümanın, milyonlarca Afganistanlı Müslümanın, yüz binlerce Suriyeli Müslümanın kanını elinde taşıyan Amerikalı çakallara, Rus çakallara değil miydi? Evet altını çizerek söylüyorum. Sen can bu ülkenin cumhurbaşkanını bu ülkenin siyasi iktidarını Amerikalı katillere Rus çakallara hedef göstermedin mi? Gösterdin. Zannettin ki Türkiye'de rakip partilerin girdikleri seçimlerde deviremediği Tayyip Erdoğan'ı yalanlarla, kumpaslarla, iftiralarla, paralel yapının da desteğiyle Amerika eşkıyalarına hedef gösterince, Rus ayılarına hedef gösterince devrilmesini sağlayabileceksiniz. Ama sizin sıçrattığınız çamur tutmadı. Attığınız iftira elinizde kaldı. Başaramadınız. 5 yıl mahkumiyet aldınız. Can Dündar ve Erdem Gül dünkü mahkeme kararıyla 5 yıl onay ve 5 yıl ceza aldılar. Dosya Yargıtay'a gidecek. Yargıtay onarsa kesinleşecek. Tabii Anayasa Mahkemesi'ni de akıldan çıkartmayalım. Tutuklu yargılama sırasında davaya müdahil olan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay kararı onasa bile yine bu dosyaya müdahil Dahil olacaktır ama önemli olan Can bu dosya kapsamında gerçek yüzünün ortaya çıkmasıdır. 20 milyon liralık villayı alırken CHP'nin kontrolündeki iş Bankası'nı nasıl kullandıklarının ortaya çıkmasıdır. Ankara'daki villasını satarken bula bula paralelce avukatlara satış yapmasıdır. Can Dündar casusluk davasından 5 yılda kurtuldu ama bu ülkenin dürüst insanların vicdanında cezasını çoktan buldu. Ali Karahasanoğlu Yeni Akit